Seyredeceğiniz bu film gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır. Hikayemizin kahramanı Gülsüm Temiz, henüz 15 yaşındayken bir genci çok sevdi. Ailesinin bu gence karşı çıkmasına rağmen Gülsüm bir gece ansızın sevdiği gençle kaçtı. Arkasında gözü yaşlı bir aile ve namusunu bırakmıştı. Kaçtıkları gece kendini kayıtsız şartsız sevdiği adama teslim etti. Öylesine saf, öylesine pırıl pırıldı ki mutluluktan uçuyordu. Ertesi gün sevdiği gencin kendisini aile yuvası yerine bir pislik yuvası, bir genel eve götürüp bırakmasını bile anlayamadı. Sevdiği genç onu para karşılığında o eve bırakmıştı. Gülsüm'ün ağlamalarına kulak asmadan yok olup gitmişti. Gülsüm'ün mutluluklarla dolu düşlediği gelecek yaşantısı o anda bir batağın içine batmıştı. Daracık bir kapıdan içeri attılar onu. Önünde seks kuyruğu olan erkeklerin toplandığı bir eve sermaye yaptılar. O gün batağa düşen küçük kız yemin etti. İnsanlardan intikam alacaktı. O sokakları ele geçirecek, o sokakların en büyüğü olacaktı. Ve oldu. Geçmiş olsun abi. Sağ olun çocuklar. Geçmiş olsun babamız. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol. Sağ olasın. Yıllar çabuk gelip geçti. Senin yokluğunu aratmadık. El birliğiyle işleri idare ettik. Benim gibi bir adamı tongaya bastırdı orospu. Benim ekmeğimi yedi. Evimde binlerce marka bastı. Senelerce. Sonunda da bana bu pisliği yaptı. Yalnız bu mu? Sen onu şimdi göreceksin. Karı tam bir patron iş oldu. Evlerine ev kattı.
Kaç evi var? 29 oldu. Diyarbakır, Konya hariç. Para basıyor desenize. Hem de nasıl, darphane gibi. 10'un bütün kadın satıcılarını bizim kumarhaneye çekmek lazım. Orada hepsini sövüşleyeceğim. Sen içerideyken biz onu denedik. Ama karı uyanık. Hatta birkaç pezevengini kumara oynuyor diye ayaklarını kırdırdı. Siz de eliniz kolunuz bağlı seyirci kaldınız değil mi? Ulan orospu! Seni elime geçirdiğim manetlerini lime lime edeceğim. Onu temizlemeliyiz. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bunu ben içerideyken yapacaktınız. Ama siz oturup elinizi kolunuzu bağlayıp beni beklediniz! Üstelik kadın ben içeri girerken bir ev sahibiydi, şimdi 29 evi olmuş. Siz de buna göz yummuşsunuz. Ama abi... Kes sesini sen! Böyle bir karının isminin bile bizim sokakta dolaşması faciadır. Göreceksin abi, onu bir gün ben öldüreceğim. Sen, sen ha! Ulan bana baksana sen! Madem böyle bir marifetin vardı, neredeydin kaç senedir senin gibi kardeşe? Kadın senin bıraktığın gibi değil abi, bir şeytan! Öyle bir teşkilatlandı ki! Doğru söylüyor, kadın bildiğin gibi değil, çok yuva yıktı, binlerce kızı tuzağa düşürttü. Bu yaptıkları yetmiyormuş gibi bizim alemde tek başına olmak istiyor. İnan Hasan abi, kadın satıcılarının kumarda para kaybetmelerine öyle içerledi ki, hepsini kumardan men etti. Bu kadın sizin gözünüzü çok korkutmuş. Bir şeyi unutmayın yalnız. Deveden de büyük fil vardır. Bugünlerde gelip geçer. Şimdi artık dışarıdayım. Hürüm! Bundan sonrasında da onun ensesinde olacağım. Onu bitireceğim! Dikkat et! Bu kadın hafife alınacak biri değil. İlk fırsatta o da seni temizletmek isteyecektir. Ben bir psikopatım. Ölümden, öldürmekten, işkenceden korkmam. Gerekirse kendi işimi kendim bitiririm. Cezaevinde uzun yıllarım geçti. Hayatı çok daha iyi tanıdım. İstediği tuzağı kursun. Ama ben ondan daha atik davranacağım. Ondan intikamımı alacağım! Var mı itiraz olan? Hesaplar böyle karışık, anlamıyorum ki, toparlamak lazım. Allah kahretsin! Duydunuz mu? Çıldırmış bu kare! Herkesin ekmeğine el uzatıyor, ona buna tehditler savuruyor. En iyi kızları bile zorla kendine bağlıyor. Nimet'in evi iş yapıyor diye zorla satın almaya kalkmış. Satmazsa bir kazaya kurban gider demiş. Doymak bilmez mi bu kadın be? Ekmeğimizle oynuyor artık! Herkes... Pala Hasan'ı bile sindirdi bu kadın, diyor. O karı benim sermayemdi. Benim yokluğumda büyümesine siz sebep oldunuz. Kodese girmeseydim bu hale gelmesine göz yumar mıydım? Sizin beceriksizliğiniz yüzünden bu hale geldi, pis herifler! Ya sen?
Benim kardeşim, Pala'nın kardeşi! Hala doğru dürüst bir iş yaptığın yok! Ama abi ben senin Sus! Için... Ben o karıya yapacağımı biliyorum. Bana çektirdiklerinin hesabını bir bir sormazsam... ...Orospu'yu... ...ayaklarıma kapandırmazsam... ...bana da Pala Hasan demesinler! Sana güveniyorum ama elini çabuk tut. Onun kızlarından en iyi iş yapanı kim? Naciye. Birini bul, müşteri olarak gitsin ve... ...karının suratına kezzap atsın. Bu ona ilk gözdağı olacak. Kimi göndereceksin? Akrep Nihat'ı gönderelim. Güzel, bu ona iyi bir ders olur. Ya Ali biyaz cemal, ya Naca vel hamal. Ya Ali biyaz cemal, ya Naca vel hamal. Oo, buyurun efendim, buyurun, size şunu verelim ha! İstemem! Hadi gel kocacığım! Hoş geldin aslanım, hoş geldin! Bu nerede, bunu istiyorum! O mu, yukarıda! İşi var! Vizitede! Fiyatı da dubledir ha! Beklerim! Bekle ananı! Gel abicim, gel, ben seni buraya oturtayım, hemen çağırırım Naci'yi! Sen otur, meraklanma! Kız Naci, kız! Çabuk aşağıya gel kız! Kocan geldi, çabuk! Hem de yağlısından! Ay kimmiş ayol, geliyorum! Gel gel gel, Naci'ye geldi işte! Ay sen misin? Beş numaraya çık, geliyorum! Orospu! Kaçın ondan! Artık çocuklarımız karda kışta yollarda perişan olmayacaklar. Burada kendi okullarında okuyacaklar. Bu hepimiz için çok önemli bir olay. Çünkü çocuklarımız burada yanımızda olacak. Yolumuzdan sonra okulumuzu da yapan, bize bağışlayan hayırsever Gülsüm Temiz hanımefendiye mahallemiz adına teşekkürü bir borç biliriz. Sağ olsun, var olsun. Akrep Nihat'ı temizletti. Ciğerleri delik deşik abi, hastanede. Ömür boyu da orada yatar. Karının suratını hacamat etmiş ama kaçamamış. Onu senin eski adamın Haluk yetiştirdi. Neredeyse genel ev dünyasının bir numarası olacak. Artık vurulmalı. Bravo, bravo, en doğru karar. Elimizden geleni yaparız. Berber Ahmet adamları hazırladı abi. İş çok gizli olacak. Şu anda okul açıyormuş. Yeni bir tane daha. Günahlarını affettiriyor. Onun günahını da... Hasan! Ölsün de sonra. İş bugün bitecek. Okul dönüşünde evine gelecektir kaltak. Villasının yakınında pusu kurulacak. Vuracak olanlar kesinlikle arabadan inmeyecekler. Aniden arabasının önüne çıkıp... ...Bum bum bum! Ve şeytan kadın langırt imamın kayığına otursun. Bir seferde ve hızlı olacak. Adamların paralarını şimdiden ver. Olaydan sonra toz olsunlar. Bizi tanımasınlar. Merak etme. Oğlum içeride, içeride hiç suçu yok ya! Kurtar onu evladım, ne olur! Allah seni başımızdan eksik etmesin.
En büyük sıkıntımız su efendim. Abla okula girmek istiyorum, ne olur ya. Bu adamın derdiyle ilgilenin. Sağ ol abla. Evladım, biz de Kur'an kursu istiyoruz. Çocuklarımızın barınacağı oda yok da sağ ol yavrum. Biz de koca istiyoruz. Benim de oğlum çok hayırsız çıktı. Şimdi işlerimi yaptırın. Hepsini not edilelim. Al bu kadar. İşlerini bu ilkokul açtığınız 11. hayır kurumu, bu kadar cömertçe harcamalar acaba bir vicdan borcu mu? Yoksa geçmişte kalmış kirli günahlı günlerin bedeli mi? Zekanız ve güzelliğiniz sayesinde genel ev sermayeliğinden bugünkü patron çeliğe geldi. Bana bak, kasa çeneni fazla konuşursan senin için iyi olmaz. Çekil şimdi, bir daha yakınlarında dolaştığını görmeyeyim evlat. Yoksa o fotoğraf makinene hasret kalırsın. Hadi bakalım. Yaralı kalmayacak. Tamam. Burası ne oldu? Almadık mı daha Haluk? Son anda fiyatı 100 milyon daha arttırdılar. Bana tamam demiştin. Yoksa başka yollardan hallederdik. Tamam sayılır. Diğer alıcıları devreden çıkardık. Konuştuğumuz fiyata vermekten başka çareleri yok. Gidelim. Gülsüm! Yaşıyor! Yaşıyor! Çabuk hastaneye! Thank you.
Yaşayacak mı doktor? Elimizden geleni yaptık, kurtuldu sayılır. Genel ev karıştı. Genel ev mafyası birbirleriyle ölüm kalım mücadelesi veriyor. Beyaz kadın tüccarları arasındaki rekabet, 29 ev sahibesi Patroniçe'ye ölüm tuzağı kurdurdu. Bundan sonrası organizmanın direncine ve kendi iradesine bağlı. Gene kurtuldu. Ne bela karıymış be! Sanki 9 canlı. Evleri ne alemde? 4 gündür kapalı. Kızlarının bazıları benimkinde, bazıları da Karan Ermin'in evinde vakit geçiriyorlar. Henüz haber vermedik. Verelim mi? Yormasanız iyi olur. Kurtulacak mıyım? Sen iradeli ve çok güçlü bir kadınsın. Kurtuldun sayılır. Kendini lütfen. Bunu da atlatacaksın. Adamların beceriksiz çıktı Ahmet. Sana çok güvenmiştim. En iyi adamlarımdı. Memleketten yeni getirtmiştim. Şimdi beni iyi dinle, taktik değiştireceğiz. Bizimle ilişkin olduğunu çakmamalı. Ayıp ettin abi, çaktırır mıyım? İyi. Ne düşündüğünü anlayamadım. Ahmet bizden nefret ediyor numarası yapacak. Haluk'la buluşacaksın. Ve bizden şikayetçi olduğunu, onlarla çalışmak istediğini söyleyeceksin.
bizden Gülsün'ün intikamını almak istediğini belirtecek, sonra da hastaneye sızarak onu öldüreceksin, ama çok dikkatli ol. Bir dakika hemşire hanım. Tamam. Haluk. Buyur. Öğrenebildin mi? Evet. Kim? En güvendiğimiz adamım. İş kurduğum Ahmet. Evet. Memleketten üç adamını getirtip yapmış. Şimdi Pala'yla birlikteler. Benden randevu istedi. Bu akşam kulüpte buluşacağız bunda. Hallet. Merak etme. Görüyor musun Necla? Meslek kargıyı oysun gözünü. Bizim gibilerin kaderi bu kızım. Hep ihanet, hep kalleşlik. İntikamım çok acı olacak Pala Hasan. Hoş geldin. Merhaba. Viski? Doldur. Bize katılacağına sevindik. Senin aramızda olman bizi daha güçlendirir. Saldırıyı kim yaptı biliyor musun? Sigara içer misin? Söylemeyecek misin? Kesmeyin! 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 Kesmeyin ne olur! Kesmeyin!
bana çantamı ver. Tut şunu. Hanımefendi, yorulmasanız. Erkekler çirkin görünen kadınları sevmezler. Şimdi çekil yanımdan. Ne yapıyorsunuz? Çekil karşımdan dedim. Kalkmasanız daha çok erken. Kaç yaşındasın sen? 30. Sen 14 yaşında ne yapıyordun? Ortaokula gidiyordum. 14 yaşımda ben ne yapıyordum biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Doktor bey çok kızar. Başlatma şimdi doktoruna. Banyoya gitmek istiyorsunuz galiba, ben götüreyim lütfen. Kendi gücünüzle ayakta duramazsınız. Yardım edeyim. Kendi gücümle. Kendi gücümle. Yaşlandın orospu. Yorgunsun. Bitiksin. Kimi kandırıyorsun, kimi? Haline bak, haline. Hanımefendi, ziyaretçiniz var. Geliyorum. Davetsiz misafir demek. Dışarıda havalar nasıl komiser bey? Size sormalı. Bir haftadır sizinle görüşmeyi bekliyorum. Günler ne çabuk geçiyor değil mi? Çabuk ve de kanlı geçiyor. Kanlı mı? Gene mi? Siz ölümden döndünüz. Dün gece de Palasa'nın grubundan Berber Ahmet öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Adalete yardımcı olacağınızı umarım. Nasıl? Bazı soruları aydınlatarak. Bak komiser, buraya beni suçlamaya gelmediniz herhalde. Sizi nasıl suçlayabilirim ki? Burada hasta yatağınızdaydınız. Üstelik Haluk bey de sabahın 4'üne kadar buradaydı, benim başımdaydı. Herhalde onu da suçlamıyorsunuz. Yok, adaleti değil. Kendinizi aldatıyorsunuz Gülsüm Hanım. Ölümden döndünüz. Kim yaptırdı desem aynı şeyi söyleyeceksiniz yine. Bilmiyorum, kimseden şikayetçi değil. Beni yormayın komiser, hastayım. Şans insana her zaman gülmez. Adalete yardımcı olmadığınız için ileride pişman olmamanızı dilerim. Thank you.
yoluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel gülü bu. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel gülü. Gel merhamet eyle senin kuluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel gülü. Şey mi oldu? Neyin var senin? Gene aynı konu mu? Her gün yüzlerce erkekle yatmaktan bıkmadın mı? Bırak bu işi, ben bakarım sana. Bakarsın tabii. Ama ben senin bakmanı istemiyorum. Benim kazancım ikimize de yeter. Sonra ben böyle çok mutluyum. Evlendiğimizde ne olacak? En ufak bir münakaşada geçmişimi yüzüme vurmana dayanamam. Sonra elbette bu işi bırakacağım. Ama çok güçlü ve kuvvetli olarak. Sermaye olarak değil. Hanımefendi olarak. Kararlıyım, vazgeçmem. Sen de ötekilerin kaderini yaşamayı mı bekliyorsun? Kir kokan, meni kokan odalarda mı çürüyeceksin? Neden anlamıyorsun beni? Madem bu çirkefe bulandım, karşılığını almak istiyorum. Düşün bir kere. Evlensek birkaç ay sonra ne olacak? Her gün pişmanlık duymayacak mısın? İşin yok, evin yok. Sevgiyle acıların üstesinden gelinir mi be? Söyle, haksız mıyım? Bak ne diyeceğim. Çok önemli bu. Seni çok seviyorum. Hayatta tek dayanağım sensin. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Onu birlikte büyütelim. Eğer hala gerçekten benden bıkmamış olursan, o zaman evleniriz. Söz. Allah adına yemin ediyorum ki, söz. Senin benimle evlenmek istemen çok gurur verici. Ama inan şu hayatta yaşadığım 8 yıl bana şunu öğretti. Param varsa her şeyin olur. Anlıyor musun? Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Canan içeride, sıkıdın Necla içeride, geç! Müsaade beyler! Gel amca müsaade. Sen de gel! Herkes de yeter içerideki kızlar, sen de geç! İsteyene ben de! Benimki nerede, gören var mı ama acaba? Ama benim biraz fazla canikol! Benimki nerede? Seninki yukarıda, vizite de bu sefer ben bakayım, anla! İstemez, beklerim, burada otururum! Babiciler, üç çay daha soyamadın mı sen? Odadaki çıkmadı daha. Odayı topladın mı lan gözlük? Hadi seni onu bekleyenler var. Hadi bakalım yakışıklı. Soyun geliyorum. Bekletme. Sen de 3 numarayı hayatım bekle. Ben geldim. Sana taze balık getirdim ya. Onun için leş gibi balık kokuyorsun. Ama sen de duble vizite alıyorsun ya. İyi mal iyi para, hadi sen de çık 2 numaraya. 5 dakika sonra geliyorum. Beklerim, sabaha kadar beklerim. Bir sigara versene yavrum. Hadi hadi en iyi sen de bugün. Ne yaparsın hayatım, havam var. Havam bassın. Recep sen gelenleri sıraya sok. Merak etme kız abla. Senden popoya bak. Buyurun beyler buyurun. Malın iyisi bizde, muamelenin iyisi bizde. Geç. En iyileri bizde. Hadi ne bekliyorsunuz? Kaz gibi geçsenize içeri ayol.
Necda kız, senin kızı geldi. Sağ olun, sağ olun. Necda yavrum. Merak etme, yukarıda. Çabuk gel, bekletme ama. İsteyene her istediğini veririz. Geç, 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 geç. Hadi geç, afroditler burada, gel, gel. Necda'nınki geldi. Yukarıda, yukarıda, merak etme. Şimdi müşterisi var, sen biraz bekle. Gelir, tamam mı? Otur sen şöyle, hadi geç, otur, otur. Hemen girecek, merak etme sen. Geç, 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 geliyorum. Afroditler burada. Ayşe, gelin, hele bir manyak çıktı be, manyak. Erken gelince balların en iyisi var. Nasılsın güzelim? Paraysa para! Bundan sonra benim evimde benim için çalışacaksın. Ben senin evinde çalışmam. Neden? Sen kızların kanını emiyorsun, uyuşturucuya alıştırıyorsun, borçlandırıyorsun. İnsanın hayatı bitiyor, sana borcu bitmiyor. Kurtulan var mı? İyi bildin, kurtulan yok. Sen de ya kabul edeceksin, ya da... Ne o yani? Öldürecek misin? Öldürmem ama... öldürmekten beter ederim. Esrarla yakalatırım, hapislerde çürürsün. Kanına frengi mikrobu aşılatırım, sürüm sürüm sürünürsün. Benim elimden kurtulamazsın kızım. Bana adıyla salıyla kabadayı palasan demişler. Kabadayı mı? Sen olsan olsan kaba ayı olursun. Yeter ulan! Getirin bunun dostunu! Gülsüm! Gülsüm! Kıpırdama! Demek sensin ha? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapmak istiyorsunuz, söyler misiniz? Az sonra gidince anlarsın. Thank you.
Bir dakika bakın! Bir dakika! Vurun lan! Durmuş! Beni dinle kızım! İşte dostun olacak Hergele! Ya onun kan kaybından ölüşünü seyredeceksin... ...ya da hemen hastaneye yetiştirilmesi için... ...benim evde çalışmayı kabul edeceksin. Karar senin! Umudur yaşamak... ...umudur hayat... ...meğer ekranı bir şeymiş... ...severken terk edilmez... ...umudur yaşamak... Merhaba kızlar! Merhaba hayatım, merhaba! Hayatım, üç numaraya çık, geliyorum! Çabuk gel! Hadi! Biraz, müsaade beyler! Nesin ağzımı yaptım, gönlümün bence çaldım. O siyah Tanrım, şuraya bak, neler yaratıyor. O siyah gözlerine Ben geldim. Dört numaraya çık geliyorum. Niye sinirlisin hayatım? Aman, dört numaraya çık dedik ya! Peki, peki, sinirlenme! Benimle görüşmek istemişsin. Hamileyim. Bırak numarayı! Benden izinsiz hamile kalınmaz. Hamileyim dedim. Aldırırız. Hayır, doğuracağım. Bana karşı mı geliyorsun? Boşuna uğraşma benimle. Ya intihar ederim ya da bu çocuğu doğururum. Kararlısın demek. Demek... Doğurana kadar izin istiyorsun. Sonra gene çalışacaksın. Vallahi söz. Tamam. Al. İmzala şunu. Borç senedi mi? Evet, borç senedi. Bizim sokağın kanunlarını biliyorsun. Şartsız borçlanacaksın bana. Hem izin istiyorsun... ...hem de senin şu adamın hastane masrafları var. Biliyorsun. Tedavi ettiriyoruz onu. Hem de özel hastanede. Tabii gene de senin bileceğin iş. Tercih hakkı senin.
Biliyordun değil mi? Öldüğünü biliyordun. Evet. Bak kızım, sen çok safsın. Bu alemde herkes birbirini kullanır. Birbirine kazık atar. Gözünün yaşına bakmaz. Kimse kimsenin karşısında yaşamasını istemez. Güçlenmesini, dayanağı olmasını istemez. Pala aptal değil, senin sevgilini sağ bıraksın. Onu öldürmesi çok normal. Kanun bu. Öldür ve yaşa. Ölenle ölünmez kızım. Gerçekçi olmak gerek. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Kanun budur. Ben gerçekçiyim. Öleni unuttum bile. Tavsiyeni tutacağım. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Bak bu hayatta dostu olmayan kadın sokak itine benzer. Gelenden bir tekme, gidenden bir tekme. Biliyorsun. Ezer geçerler. Biliyorum. Yalnız... Evet, yalnız ne? Yalnız benim erkeğim olacak kişinin bileği de, yüreği de kavya olmalı. Şüphen mi var? Cevap vermedin. Pala Hasan'ın adına şahitlik eder misin? Gördün mü? Korktun işte. Aptal mı sandın beni? Beni de içeri alırlar! Onun adamıyım! Ne yaptın ki sen? Elini kana sen mi buladın? 3 ayda çıkarsın. Ben bakarım sana. Senden başka erkek tanımam. Yemin ediyorum, seni beklerim. Oynuyorsun benimle. Hayır. Seni istiyorum. Aşağıya çabuk, arabanı arayacağız. Rahat dur! Kıpırdama diyorum! Vay canım, eroin bu! Söyle, patronun kim? Hepsi bu. 40 milyon mu gelecek dedin? Evet abi. Peki ya Murtaza'ya giden kızların parası? Yarın havale çıkaracaklar. Pekala. Başka bir isteğin var mı? Yok. Polis! Affedersiniz, bizimle şubeye kadar geleceksiniz Hasan Bey. Neden? Cinayete azmettirmek ve uyuşturucu pazarlamaktan. Thank you.
Merhaba, nasılsın? Bugün daha iyi gördüm seni. 10 gün oldu, yeter artık. Bir film seyreder gibi eski günler geçti gözümün önünde. Yaksana. Sağ ol. İlk evi açtığımız günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam? Patron oluyoruz dediğinde dalga geçiyorsun sanmıştım. Patron olma yaşını ikimiz de tutturamıyorduk. Balıkçı Necati'nin vekaletiyle açmıştık. Başaracak mıyız? Korkma. Palayı nasıl hapse attırdıysak bu işi de başaracağız. Öyle diyorsun ama başka örneği yok ki. Sermayeden patron olmuş birini gösterebilir misin bana? Benden sonrakiler beni gösterecek. Başaracağız, göreceksin. Peki dedim ama bilemiyorum. Neyimiz var, neyimiz yoksa sattık. Bir o kadar da borca girdik. Başaramazsak mahvoluruz. Başaracağız. Sırtımızdan hep başkaları kazandı. Şimdi biz kazanacağız. Benimle görüşmek istemişsin. Hamileyim. Bırak numarayı. Benden izinsiz hamile kalınmaz. Hamileyim dedim. Aldırırız. Hayır, doğuracağım. Bana karşı mı geliyorsun? Boşuna uğraşma benimle. Ya intihar ederim ya da bu çocuğu doğururum. Kararlısın demek. Demek... Doğurana kadar izin istiyorsun. Sonra gene çalışacaksın. Vallahi söz. Tamam. Al. İmzala şunu. Borç senedi mi? Evet, borç senedi. Bizim sokağın kanunlarını biliyorsun. Şartsız borçlanacaksın bana. Hem izin istiyorsun... ...hem de senin şu adamın hastane masrafları var. Biliyorsun. Tedavi ettiriyoruz onu. Hem de özel hastanede. Tabii gene de senin bileceğin iş. Tercih hakkı senin. Biliyordun değil mi? Öldüğünü biliyordun. Evet. Bak kızım, sen çok safsın. Bu alemde herkes birbirini kullanır. Birbirine kazık atar. Gözünün yaşına bakmaz. Kimse kimsenin karşısında yaşamasını istemez. Güçlenmesini, dayanağı olmasını istemez. Pala aptal değil, senin sevgilini sağ bıraksın. Onu öldürmesi çok normal. Kanun bu. Öldür ve yaşa.
Ölenle ölünmez kızım. Gerçekçi olmak gerek. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Kanun budur. Ben gerçekçiyim. Öleni unuttum bile. Tavsiyeni tutacağım. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Bak bu hayatta dostu olmayan kadın sokak itine benzer. Gelenden bir tekme, gidenden bir tekme. Biliyorsun, ezer geçerler. Biliyorum, yalnız... Evet, yalnız ne? Yalnız benim erkeğim olacak kişinin bileği de, yüreği de kaviye olmalı. Şüphen mi var? Cevap vermedin. Pala Hasan'ın adına şahitlik eder misin? Gördün mü? Korktun işte. Aptal mı sandın beni? Beni de içeri alırlar! Onun adamıyım! Ne yaptın ki sen? Elini kana sen mi buladın? 3 ayda çıkarsın. Ben bakarım sana. Senden başka erkek tanımam. Yemin ediyorum, seni beklerim. Oynuyorsun benimle. Hayır. Seni istiyorum. Aşağıya çabuk, arabanı arayacağız. Rahat dur! Kıpırdama diyorum! Patronun kim? Hepsi bu. 40 milyon mu gelecek dedin? Evet abi. Peki ya Murtaza'ya giden kızların parası? Yarın havale çıkaracaklar. Pekala. Başka bir isteğin var mı? Yok. Polis! Affedersiniz, bizimle şubeye kadar geleceksiniz Hasan Bey. Neden? Cinayeti azmettirmek ve uyuşturucu pazarlamaktan. Merhaba, nasılsın? Bugün daha iyi gördüm seni. 10 gün oldu, yeter artık. Bir film seyreder gibi eski günler geçti gözümün önünde. Yaksana. Sağ ol. İlk evi açtığımız günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam? Patron oluyoruz dediğinde dalga geçiyorsun sanmıştım. Patron olma yaşını ikimiz de tutturamıyorduk. Balıkçı Necati'nin vekaletiyle açmıştık. Başaracak mıyız? Korkma. Palayı nasıl hapse attırdıysak bu işi de başaracağız. Öyle diyorsun ama başka örneği yok ki. Sermayeden patron olmuş birini gösterebilir misin bana?
Benden sonrakiler beni gösterecek. Başaracağız, göreceksin. Peki dedim ama bilemiyorum. Neyimiz var, neyimiz yoksa sattık. Bir o kadar da borca girdik. Başaramazsak mahvoluruz. Başaracağız. Sırtımızdan hep başkaları kazandı. Şimdi biz kazanacağız. Hadi kocalar, hadi hazırlanın bakayım. Ay artık sonunda bıktım, aç. Boş ver dedim. Aa, ben de aç kızım. Ya, ama ne yapayım şekerim? Benden de mi kız? No problem, boş ver. Ah, geliyor benimki. Günaydın abla. Kasetin nerede hayatım? Haluk ilgileniyor canım. Dur, müşteri geldi. Koş kapıya bak. Peki abla. Ben geldim. Ay, geldi leş gibi. Hoş geldin erkeğim. 13 numaraya çık, soyun geliyorum. Gidiyorum güzelim yavrum. Balıklarını yiyeyim. Şimdi de tavayı edelim, akşam rakıyla içeriz. Ne haber, her şey tıkırında mı? Evet, her şey tıkırında. Parayı götüreceğiz galiba. Ya, şüphen mi vardı? Ben ne karıyım, bilmiyor musun? Kurşun geçirmez camlar taktırdık, daha emniyetli. Oo, hoş geldiniz, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir sigara versen. İçmesen. Kendini toparlaman gerek. Beni ne sanıyorsun sen? Birkaç kurşun yarası beni yıkmaz. Yakalanan adamlar ne oldu? Sen onu söyle bana. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar. Ya. Ama biz izlerini bulduk, hazırız. Hallet öyleyse. Peki. Bir bey geldi, sizi görmek istiyor. Komisermiş. Gelsin. Peki.
Buyurun geçin. Merhaba Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz komiser bey. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Gücünüze. Serbest bırakılan üç adamın ikisi öldü. Birine araba çarpmış, biri evine girerken boğazı kesilerek öldürülmüş. Ne o, yoksa beni mi suçlayacaksınız? Ne mümkün? Hastasınız ve evden dışarı çıkmadınız. Ama inanın bir gün içinden çıkamayacağınız bir hata yapacaksınız. O zaman da kanunun pençesinden kurtulamayacaksınız hanımefendi. Buyurun. Bir kahvemizi isteydiniz komiser bey. Anlaşabileceğimiz ortak mevzularımız olabilir. Sağ olun, yakında görüşeceğiz. Belki o zaman ben size bir kahve ısmarlarım. İyi günler. Es-salatu Allah razı olsun ya. Allah kabul etsin. Bayramlar. Al ya. Teşekkürler. Bir şey değil yavrum. Tuttuğun altın olsun kızım. Sağ ol çocuğum. Güle güle. Canım benim, gel. Öpeyim ablacığım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi. İyi bayramlar efendim. Peki, sana da. Al. Öpeyim abla. Afiyet olsun. Al yavrum. Öpeyim abla. Al yavrum. İyi bayramlar efendim. Al canım. Şeker alsana şeker. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Al canım. Sağ ol ablacığım. İyi bayramlar ablacığım. Al. Teşekkür ederim. Öpeyim. Sağ ol canım. Al bakalım kızınız. Sağ ol ablacığım. Teşekkürler abla. İyi bayramlar abla. Annem çok sevinecek, biliyor musun? Al bakalım. Bayramınız kutlu olsun abla. Bana da ver. Teşekkür ederim. Allah'ım sen ne büyüksün, bize bu günleri de gösterdin. Teşekkür ederim abla. Sağ ol abla. Öpeyim abla. Al bakalım. Teşekkürler. Al canım, al güle güle. Beni öpeyim. Bayramın kutlu olsun kızım. Sağ ol, sizin de. Amin. Allah razı olsun. Ah!
Başka bir ihtiyacınız var mı? Allah sizden razı olsun. Ramazan öldükten sonra bizi hiç darda bırakmadınız. Sayenizde geçinip gidiyoruz. Sizin için hep dua ediyorum. Yalnız şey, ev sahibi kirayı arttırmak istiyorum. Ev sahibini bulup konuşun. Olur. Bundan sonra bu ev sizin olacak. Başka bir şey sıkıntınız olursa beni arayın. Ramazan en sevdiğim şoförümdü. Çocuk ne zaman sünnet edilecek? Pazara yapacaktık. Ama şimdi... Gene yapacaksınız. Mahallede ne kadar çocuk varsa topla. Pazar günü sünnetleri yapılacak. Allah sizden razı olsun hanımefendi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Üç evimi de satmamı istemiş. Satmazsam öldüreceğimi ima etmiş. Vay be, kadına bak! Bu gidişle hepimizi eriteceğini sanıyor. Kahpe, bilmez mi ki biz avanozda çocuk yaşımızda başladık bu işe? Günlük taksitle karalara altın satarak ne zorlukla geldik bu yere! Hiç kimse evini satmayacak! Satmayacak tabii! Evini satanı ben öldürürüm. Hepimiz birleşeceğiz. Bu kadını mutlaka yok edeceğiz. Ayrıca Gülsüm, İstanbul dışında bütün büyük şehirlere el atmakla hata etmiştir. Oradaki arkadaşlarla görüştüm. Gülsüm'ü yok etmeyi onlar da kabullendiler. İşte buna içilir. Bir saattir dolaşıyorsun, hala ne istediğini söylemedin. Artık kendi işini kendin görüyorsun sanıyordum. Biz eski dostuz. Bunu hiç unutma. Yıllar geçse de bazı şeyler değişmiyor. Yetişemediğim kaçınılmaz olaylar oluyor. İşler büyüdükçe dertler de büyüyor. İstanbul dışına taşınca bazılarının huzuru kaçtı. Çekemeyenler çok. Üstüme gelecekler. Durumu biliyorum. Onlar harekete geçmeden ben geçeyim diye düşünüyorum. Kaçmak olmaz. Benden ne istiyorsun? Ne günlerdi? Hedefi söylemedin. Pala Hasan. Buyurun efendim. Haluk Bey geldi mi? Hayır efendim. Artık yol açılıyor Gülsüm. İntikamın alınacak. Bir patroniçe olacaksın. Bundan böyle kaderimi kendim çiziyorum. Patroniçe Gülsüm. Güle güle git palaz. Hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Gülsüm'ü yok edecekken daha da büyümesine göz yumuyoruz. Bana dil uzatıp durma. Adamlar beceriksiz çıktı. Buna adamlar dünya değiştirdi desek daha doğru olur. Gülsüm kendini öldürmeye kalkanları bile temizletebiliyor. Ya sen? Göreceksin, kimse Pala Hasan'ı yabana atamaz.
Abi! Hasan! Abi! Abi! Koşun, yakalayın çabuk! Abi, yorma kendini! Yorma abi kendini! İyileşeceksin, merak etme! Kadar geleceksiniz. Neden? Biliyorsunuz. Bilmiyorsanız şubede öğrenirsiniz. Benimle niçin bu kadar çok uğraşıyorsunuz? Ben burada bir hayır için bulunuyorum. Görmüyor musunuz? Hayırlarınız bizi ilgilendirmez. Lütfen zorluk çıkarmayın. Gidelim.